başkanlardan bu süreci sık sık dinliyoruz. Ama futbolcular adına da mutlaka birilerinin konuşması gerekiyor. En doğru isimlerden bir tanesi mutlaka Hakan Ünsal, Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı. Hakan Ünsal, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasıl değerlendiriyorsunuz Nihat Özdemir'in yapmış olduğu açıklamaları? İlk sorum bu olsun. Bir kere şunu gördük, ligin başlaması ve dişlerle ilgili bir planlama yapılmış. Ligler oynanacak. Bütün liglerin oynanacak olmasının çok doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü liglerin oynanmadan bir şekilde tescil edilecek olmasının doğuracağı zararlar oynamasından daha fazla olacaktı. Bu anlamda doğru ama işin öbür tarafı itibariyle hem futbolcu arkadaşlarla hem de teknik adamlarımızla, ki onlar da birçoğu da eski futbolcu zaten aynı şekilde, konuştuğumuzda süreçle ilgili genel itibariyle maçların oynanmamasına dair bir görüş yok. Evet, küçük bir bölüm olsa da bu da dillendiriliyor ama maçların tamamlanmasının en mantıklı olacağına dair genel bir görüş hakim. Fakat burada bir endişe, tedirginlik ve bunun devamında da bir istek var tabii ki. O da şu, süreç hakikaten çok iyi yönetildi ve âlâ diye gidiyor. İnşallah da bu salgın en kısa sürede bitecek. Var olan bu iyi sürecin daha iyi değerlendirilmesi ve belki de birkaç hafta sonra bambaşka bir senaryoyu konuşacağız. Bu anlamda hem oyuncuların hem teknik adamların isteği şu. Evet, maçlar oynansın ama bu maçları birkaç hafta daha erteleyerek gitmek ve bu iyi giden süreci de arkamıza alarak hem psikolojik olarak hem de normalleşme süreciyle beraber maçların başlamasını sağlamanın çok daha doğru olacağını düşünüyor. Hem futbolcular hem teknik adamlar. Bu bağlamda 12 Haziran tarihi biraz yakın olarak algılandı. Çünkü şöyle de bakalım, yani maçlar 12 Haziran'da başlayacak ama bu işi yapacak olan insanlar, teması içine girecek, sahada olacak olan futbolcular, teknik adamlar başladılar. Teknik adamlardan aldığımız şu, minimum 4 hafta, 5 haftalık bir antrenman sürecine ihtiyaçları var. Ki bu antrenman süreci de hani şu anda yaptıkları gibi dörderli, beşerli gruplarla bireysel antrenman şeklinden de bahsetmiyorlar. Yani takım antrenmanı, o temasla beraber yapacakları, oyunu oynatabilecekleri antrenmandan bahsediyorlar. Dolayısıyla maçlar Haziran'da başlayacak ama hayır, oyuncuların zaten bu temas işi önümüzdeki hafta muhtemelen başlamak zorunda. Çünkü başka türlü zaten oyuncuları o fiziki kapasiteye getirme ihtimalleri yok zaten teknik adamlarında. İşte endişe de burada başlıyor zaten. O bir aylık veya 45 günlük sürede erken başlanacağından dolayı bu süreyi biraz ötelemenin ve bu ötelemeyle beraber iyi giden süreci değerlendirmenin çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani antrenmanlara tekrar başlıyorum. Şu andaki antrenman değil, söylüyorum. Temaslı antrenmanlara birkaç hafta sonra başlamanın, ligin başlangıcında birkaç hafta sonra ileri almanın sonuçlarının da çok daha iyi olacağı görüşü ve beklentisi var. Ama şunu da gördük ki Sayın Başkan mutlaka bu senaryolarından bir tanesi budur. Benim oradan aldığım 12-13 Haziran tarihi %100 esnetilmeyecek ve kesin geçerli bir tarih değil. Yani hem Sağlık Bakanımızın hem Bilim Kurulu'nun vereceği ilgiler ışığında bu tarih tabii ki ileriye ötelenebilir. Belki de mantıklı olan o. Dolayısıyla hani alınan kararların şu anda şimdilik mesaj şu. Maçlar oynanacak, tüm ligler oynanacak, antrenmanlara başlayabilirsiniz. Ama bu tarih güncellemesi Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na beraber yapılacak denildi ve start veriyor. Bizim anladığımız bu. Nihat Özdemir'in açıklamalarına baktığımız zaman Süper Lig takımlarının ağırlıklı olarak oynamak istediğini dile getiriyor. Birinci Lig ekiplerine baktığımızda da %60-65'inin oynamak istediğinden yana bir tavır ortaya koyduğunu söylüyor. Ama ikinci ve üçüncü liglerde durum daha farklı. %70-75'lik bölüm oynamama taraftarı. İkinci ve üçüncü liglerle alakalı ilerleyen günlerde liglerin oynanmayacağına dair bir karar gelme ihtimali sizce diğer iki büyük ligi oranla yüksek mi? Yani bunun Avrupa'da da örneği yok. Yani ligleri ayıramazsınız. Yani amatör oynasın. Yani yukarıdakiler oynuyordu, aşağıdakiler niye oynuyor? Yani aşağıdakiler oynamıyorsa yukarıdakiler niye oynuyordu denilebilir yani. Bu hepsi futbolcu, hepsi insan. O manada baktığımızda. Oradaki kulüplerin bu konudaki oynamayalımdaki amacı mali olarak sıkıntılı olmaları,
ekstra çıkacak maliyetleri karşılayamayacak olmaları ana sebeplerinden bir tanesi gözüken. Ama burada şu da var. Zaten düşünülen ve istenilen sonuca baktığımızda otomatikmen zaten o rakam çıkıyor. Yani liglerinde ikinci üçüncülükten bahsediyorum. Yukarıdakiler şampiyon olsun, aşağıdakiler düşmesin. Bu zaten otomatikmen bir rakam çıkarıyor. Düşmeye yakın 2-3 takım da bunu kabul eder. 7 grup düşünün bunu. Playoff'a normalde girme ihtimali belki de olmayan takımların da playoff'a dahil edilmesiyle beraber zaten bu rakam 7 grupta baktığımızda hani 90 takımın zaten 77 tanesi falan 60 tane muhtemelen kabul eder. Burada sıkıntı çıkacak, ne olacak? Ligin lideriyle arasında 3 puan alan, playoff'u zaten garantilemiş olan, playoff'a girmeme ihtimali olanlara ekstra hak tanınacak olmasına itiraz ediyor doğal olarak. Evet. İtiraz eden takımların sayısı her grupta 4 olsa zaten 20-25 takım yapar yani. Bu rakam normal. Ama burada bir ayrım yapılmaz mı? Bence yapılmaz. Bu iş ya komple oynanır ya komple oynanmaz. Bu şekilde neticelenir diyorsunuz. Son bir sorum olacak size. Futbolcuların maaş indirimleriyle alakalı kulüplerin bazılarında, hatta birçoğunda beklentiler söz konusu. Diyaloglar da var. Henüz diyaloğa geçmeyen kulüpler ve yöneticiler de söz konusu. Oyuncuların bu konuya bakış açısı nedir? Futbolcularla bu konuda mutlaka konuştuğunuzu düşünüyorum. Süreci bekleyen takımlar ve yöneticiler de var. Bu konuda harekete geçen oyuncuyla iletişime geçen kulüpler de var. Yani her FIFA'nın o talimat açıkladığı talimatname, talimat da demeyelim de bu bir tavsiye aslında. Hani oyuncuyla iyi niyet çerçevesi içerisinde oturun, konuşun ve anlaşın. Ama onun ötesinde FIFA bir talimat vermiyor hiçbir kulübe. İlla şu kadar indirim yaptıracaksın, ben senin yanındayım demiyor. Biz onu diyoruz. Oyuncuların geçmiş aylardan alacakları, yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ayındaki alacakları baki kalmak kaydıyla oyuncular Mart, Nisan, Mayıs, Haziran veya da gelecek yılla ilgili üstüne düşeni yapar zaten. Bunda sıkıntı yok. Hı hı. Bu sorumluluğu almaya da hazır oyuncular da zaten. Ama burada en önemli nokta şu. Altını çizerek söylüyorum. İyi niyet. İyi niyet varsa oyuncu yapar. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Hakan Ünsal. Görüşlerinizi bizle paylaştığınız için çok sağ olun. Hakan Ünsal bizlerle beraberdi. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanlığı'nı yürütüyor. Kendisiyle bu süreci değerlendirdik. Yine haberlerimizi sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Galatasaray diyeceğiz. Galatasaray'da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun saha çalışmaları devam ediyor. Kulüp başkanlarının görüşlerini sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi de Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'la konuşacağız. Kendisinin bu konuyla alakalı görüşlerini alacağız. Hasan Kartal, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nihat Özdemir'in açıklamalarını açıkçası futbol severler olarak, futbol camiası kamuoyu olarak heyecanla bekliyorduk. Bugün beklenen açıklama gerçekleşti. Liglerin 12 Haziran'da başlamasına yönelik bir tutum olduğunu Nihat Özdemir ortaya koydu. Sizin Çaykur Rizespor Kulübü olarak bu açıklamaya bakış açınız nedir? Şimdi biz Çaykur Rizespor Kulübü olarak bu ligin bitirilmesinden yanayız. Bir an önce bitirilmesi doğrudur diyorum ama hazırlıklara da başladık. Sporcularımızı Rize'de topladık. Sağ olsun hocamız yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Hiçbir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ama şimdi bir açıdan baktığımız zaman bugünkü açıklamanın sanki bana göre bir taca atılan bir top gibi görüyorum. Çünkü kararı verecek olan aslında federasyon 12-13-14 Haziran gibi başlamasına tamam okey ama esas kararı verecek olan bence bilim kurulu gibi görünüyor. Bilim kurulunun ne diyeceği belli değil daha. Aslında bu sürecin biraz daha ileriye doğru sürülmesinde, ileriye doğru götürülmesinde daha iyi olacağı düşüncesindeyim. Çünkü örneğin çıktı sporcular oynuyor. Bu sporcuların oynadığı sahada bir tanesinin içinde virüs olduğunu düşünen bir başka sporcu rahat oynayabilir mi? Sporcular günde kaç bir maçta ne kadar yere tükürüyor? Birbiriyle ne kadar temas kuruyor? Yani bu hastalığın tam kalktığına inanıyor muyuz biz? İnşallah öyledir. Öyleyse tabii futbolu özledik. Bir an önce başlamasında fayda var diye düşünüyorum. Ama gidişatın nereye gideceği daha şu anda belli değil. Bilemiyoruz. Bir de sağlık kurulunun ne diyeceğini de tam bilemiyoruz. Yani önümüzde bana göre
yine birkaç gün içerisinde karanlık bir yol var. Bunun ne zaman aydınlanacağı da belli değil diye düşünüyorum. Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamasındaki şimdilik ifadesi her an her şeyin değişebileceği şeklinde yorumlanabilir mi? Tabii aynen öyle. Aynen öyle. Yani buradaki söylemim benim federasyonun kendi karar alması, kendi bir risk almasıydı. Akıllıca bir federasyonumuzun akıllıca bir bence tutumu ve düşüncesi bilim kuruluna gönderiyor. Bilim kurulu ne derse gerçekten onların da söylediğine uymak zorundayız. Saygı duyarız, devam ederiz. Ama federasyonumuz burada bana göre risk almıyor. Risk alsaydı 12'sinde maçları başlatıyoruz derdi, bu işi bitirirdi. Ama burada nereden şey alacağız şimdi? Bilim kurulundan. Bilim kurulu ne derse o şekilde hareket edecek.